Şimdi Galip abi de elbette ki rahmet de biraz Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Allah'ın rahmeti ölenlerin tamamının üzerine olsun. Ama biz Galip abi hayatından kesitlerle kendimize örnek alalım. Yani hadise o değil mi? Galip abi niye anıyoruz? Nasıl yaşadı? Öyle bakalım. Arkadaşlar, değerli dostlar, Galip abi çok dedim, söyledi biraz, çok özgün bir kişilik. Yani dünyada emsali var mı? Yok. Olur mu sanmam. Yani böyle bir adam. İşte ben de notlar aldım böyle bir şeyler. Onun için birkaç şey söyleyeyim. Mesela daha delikanlıyken, 15 yaşındayken, o zaman Turan var ya, neresi Turan? Orta Asya'daki Türkler, efendim, bu kalkıyor tek başına 15 yaşında, ben Turan'ı kurtarmaya gideceğim diyor. Efendim, yürüye yürüye, bazen at, bazen araba, bazen kamyon üstü falan, Doğu Beyazıt'a kadar gidiyor, orada bunu jandarma yakalıyor. Ne yapıyorsun? Gidiyorum, nereye? Turan'a. Ne yapıyorsun? Esir Türkleri kurtaracağım diyor. Yaşı 15 ise tek başına, efendim bunu derdest ediyorlar, geri Ankara'ya postalıyorlar yani. Galip abi bu. Bir gün diyor ki, bekar Ankara'ya gelmiş, bu yemek ve içmek neyin nesi? Ben yemeden, içmeden yaşarım diyor. Tamam mı? Gidiyor. Ankara'da bir otelin bir odasında kapanıyor. 10 gün sadece sigara ve su içiyor. Millet arıyor Galip Erdem nerede diye. Galip abi yok. Nerede? Ara tara otelde bulunuyor. Artık böyle mecali bitmiş vaziyette. Yani yemeden, içmeden bir adam nasıl yaşarı? Böyle şey. Galip abi bu.